akşamlar sevgili seyirciler. Şampiyonaya doğru programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde şampiyonanın nabzını tuttuğumuz program Şampiyonaya Doğru da çok değerli konuklarımız var. Hepinizin yakından tanıdığı isimler, basketbol dünyasının tanınmış isimleri bizlerle birlikte olacak. Sevgili Murat Muratanoğlu, basketbol otoritesi ve değerli spiker ve basketbol antrenörü, yorumcusu ve otoritesi Haşim Tündoğan bu akşamki konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz. Keyifli bir sohbete başlayacağız az sonra. Onun öncesinde milli takımımızın ciddi bir sınavı vardı. Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde hazırlıklarının son aşamasına gelen basketbol milli takımımız Ankara'daki üçlü turnuvada İsrail'le karşılaştı. Yarın da Polonya ile mücadele edecek olan millilerimiz maçı 68-60 kazandı. Milli basketbol takımımızın Eurobasket 2001'de grup karşılaşmalarına oynayacağı Aski Spor Salonu'ndaki mücadeleye milli takımımız hızlı başladı. Özellikle hidayetle etkili olan liderimiz ilk çeyreği 18-13 önde kapadı. İkinci periyotta da üstünlüğümüz devam etti. Hidayet'in dışarıdan vurduğu sayıların yanı sıra Asım'la da skor üreten Amili basketbol takımımız ilk yarıyı da 40-25 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya ise İsrail daha iyi başladı. Milli takımımız hücumlardan boş dönerken Burgemen ve Tapiro'yla sayı bulan İsrail farkı az da olsa kapadı. Milli takımımız 3. çeyrekte sadece 12 sayı attınca bu periyotta 52-44 milli takımımızın lehine sonuçlandı. Son periyodun başında çekişme yaşansa da son dakikalarda Mehmet ve İbrahim'le sayılar bulan milli takımımız karşılaşmayı 68-60 kazandı. Evet, milli takımımız mücadeleyi galibiyetle kapattı. Hemen sevgili Murat Muratanoğlu'na dönüyoruz. Milli takımımız yaklaşık 2 aydır kampta çok ciddi turnuvalara katıldık. Önemli hazırlık maçları oynadık. İyi sonuçlar da elde ettik. Bu kamp dönemi çerçevesinde milli takımımızı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şu anda bir ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Bu takımda hakikaten çok yetenekli oyuncular. Çoğu da genç oyuncu bunları. Bu sebepten bizim biraz takım olmamız zor olacak gibi görünüyor bundan birkaç ay önce. Şimdi takım olma yolunda önemli adımlar attık. Savunma yapıp özveriyle takım gibi oynarsak, bir de 5 tane çok sert takım var. O maçlarda o sertlikten yılmazsak, sertliğe sertlikle cevap verirsek, yani herkes herkesi yeniyor. Dünkü neticeler de onu gösterdi. Benim gördüğüm Yugoslavya biraz herkesin üstünde gibi görünüyordu. Dün yenildi mesela. Yani bunları yaparsak bence çok iyi bir netice alabiliriz. Bu kamp dönemini olumlu geçirdik diyorsunuz. Bu anlamda gözüküyor. Takım olma yolunda ciddi adımlar attık. Öyle gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor. İstikrarsız gözüken bazı sonuçlar aldık. Özellikle İtalya ve Yugoslavya maçlarında çok çabuk işler kötü gitmeye başladı. Başa baş götürdüğümüz bölümlerde çabuk oynandı. Yani İtalya maçı başa baş olmadı da Yugoslavya maçı başa baş giderken işte yani çok çabuk dağıldı. Birdenbire son çeyreğe gücümüz bitmiş gibi durumda çıktık. Ama mesela bugün de çok rahat bir maç oynadık. 8 sayı bence çok daha fazla olabilirdi. Koç Aydın Öz ikinci yarı yedeklere falan bayağı bir süre tanıdı. Ki İsrail'de arada sırada iyi neticeler alan bir takım. Fransa'yı yendiler. Yani çok da haklı alınacak bir takım değil. Hemen Haşim Hocam'a dönüyorum. Siz hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu 2 aylık bölümü 12 hazırlık maçı oynadık. Ciddi rakiplerle karşılaştık. 8 galibiyet elde ettik. 4 mağlubiyete uğradık. Milli takımımızın son durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii oynanan maçları istatistiki değerlendirmesinde çok yakından ilgilenirsiniz her zaman. En ince ayrıntılarına kadar. İstatistik olarak bu sefer bakmamak lazım. Benim Murat'ın söylediği o takım olma kavramı bence bir adım daha önde. Şu dönemde yani hazırlık döneminde kaybedilen ve kazanan maçların adedinden bir adım önde. Yalnız ben diğer bir pencereden bakmak istiyorum. Beraber İzmir'de çalıştığım Aydın Öz'ü çok iyi tanıyorum. Özellikle pre-season dediğimiz bu hazırlık dönemini takımına en iyi yaptıran antrenör. Çünkü milli takım sadece hazırlık maçı oynamıyor. Kulüp takımı gibi işte sabah harflerini çalışıyor, programlı şut atıyor. Öğleden sonra fundamental uygulamayı yapıyor. İşte takım prensiplerinin savunma ve hücum antrenmanları yapıyor. Dolayısıyla Koç Aydın Öz'ün takıma nüfuz etmesi her geçen gün biraz daha kendini göstermeye başlıyor.
Murat'ın söylediği İtalya ve Yugoslavya örnekleri ise biraz iki ülke veya üç ülke basketbol ekolü arasındaki farktan oluşuyor. Yani bir Yugoslavya ekolü, bir İtalyan basketbolu, o sert, agresif savunmada oynayan ekole karşı daha henüz takım olamamış Türk milli takımı o kırılma noktalarını ilk geçmedi. Ama son oynanan maçlar biraz daha sanki o takım olmayla ilgili çabalarımızın olduğunu gösteriyor. Bir de her ne kadar kamuoyunda işte yıldızlar topluluğu diyorsak da işte o yıldızlar topluluğunun o özellikle hücumdaki o top paylaşımları bize sıkıntı yaratıyor. Şimdi biz bunu ne kadar çabuk çözersek o kadar da başarıya çabuk ulaşırız gibi düşünüyorum ben. Hocam aynı zamanda böylesine güçlü rakiplerle oynamak da herhalde ciddi bir avantaj oldu. Daha önceki dönemlerde genellikle hazırlık kamplarında daha zayıf rakiplerle oynanıyordu. İşte moral bozulmasın diye, takım hazır görünsün diye çok da bunlar gerçekçi sınavlar olmazdı. Bu anlamda milli takımımızın gücünü sınaması bakımından da faydalı oldu herhalde. Tabii milli takımımız madem takım olma kavramı üzerine baz ettik konuşmamızı, bir kulüp takımı kendi ligine veya Avrupa kupalarına nasıl hazırlanıyorsa milli takımımız da öyle hazırlandı. Demin söylemiş olduğum o teknik çalışma programı dışında senin de söylediğin gibi ciddi maçlar oynayaraktan bu şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlanma fırsatı bulduk. Ben şuna da iddia ediyorum. Bu hazırlık döneminde inişli çıkışlı maçlar oynayabiliriz. Çünkü ne olursa olsun çok yoğun bir antrenman programından çıktık. Şu anda hazırlık maçlarını tamamlayıp bu hafta sonu son kalan bir haftada biraz daha işin dozu aşağı çekip de rehabilitasyon dönemi başlayınca inanıyorum ki Ankara'daki 3 maç daha başka bir havada oynayacak. Evet, milli takımımızın gruptaki rakipleri Letonya, Slovenya ve İspanya. İlk rakibimiz Letonya. Letonya biraz kapalı kutu gibi bizim için. Ve turnuvaya iyi başlamak da tabii çok büyük bir önem taşıyor. İyi bir başlangıç devamını da getirmemizi sağlayacak. İlk maç Letonya maçı ile ilgili görüşleriniz nedir? Valla şimdi Letonya kapalı bir kutu. Bize de rakip olabileceğini zannetmiyorum. Yani şimdi Aydın abi seyrediyorsa sinirleniyordur. Oyuncuları havaya sokacak diye ama ben şunu gördüm ki şu oynadığımız 12 maçta artık biz belli bir seviyeyi aşmışız. Yani iyi oynasak da kötü oynasak da bizim altımızda kesin olarak aldığımız bir takım ülkeler var. Ukrayna'da işte o ülkelerden biri Letonya bence. Ondan ben Letonya maçında fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum. Şimdi bu kadar önemli bir şampiyonanın ilk maçı biraz stresli olabilir. Ankara'daki seyircinin heyecanı, beklentisi. Belki biraz kötü başlayabiliriz maça ama sonuçta 40 dakika bittiğinde 3-5 dakika bocalasak bile bence çok iyi bir galibiyet almış olacağız. Bu hazırlık maçlarında, kaybettiğimiz maçların da bize çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Hem oyuncuların bir rehavete girmesini bence engelledi. Hem de şimdi 4 maç kaybetmiş bir takım çünkü bu oyuncu psikolojisidir. Diğer takımların oyuncuları aralarında konuşurken çünkü biraz ikinci plana atarlar. Yani onlar zaten işte maç bence güzel diye. Bunu da biz avantaja çevirebiliriz. Yeter ki seyircimiz inancını kaybetmesin. Ve Ankara'da da İstanbul'da da salonları tıklım tıklım doldursun. Yani bilet satışları devam ediyor. Biletler çok fahiş fiyatta da değil. Uygun fiyatlarda yani satılıyor. Tam bilmiyorum son derece, ama son derece uygun fiyatlar. Uygun fiyatlar. Yani iki salonda tıklım tıklım doldurmamız lazım ama Letonya'yı ben yani bize rakip olacağını zannetmiyorum. Burada tabii biraz önce belirttiğiniz seyirciye de bir görev düşüyor. Basketbolda her an skor değişebiliyor. Oyunda çok farklı varyasyonlar olabiliyor. Seyircinin sabırlı olması, sürekli takımının arkasında durması gerekiyor. Yani seyircinin avantajını en iyi biçimde kullanmamız lazım. Ya şimdi ben o zaman Türkiye'de değildim ama devamlı duruyorum. Beyaz Gölge. Garanti Bankası'nın yaptığı 12 dev adam şeyi. Bence o şeyden bu yana herkes onu konuşuyor. Hatta yolda bana sözlerini falan soruyorlar. Tam anlayamadım. 80'li yıllarda basketbola büyük ilgi Beyaz Gölge sayesinde evet, ben işte oluşmuştu. Biraz uzaktaydı. Amerika'daydı. Evet. Tam o şeyi yaşayamadım ama bu 12 dev adam şeyi basketbola müthiş bir bilgi getirdi. Gençler özellikle. Türkiye'nin gündemine oturdu bu tanıtım. Filmi, bugün kampanyası. Gazetelerden biri dün Fenerbahçe ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. 22 dev evet. 22 dev adam diye başlık atmış yani. Esinlenerek. Ha, şunu söyleyeyim, şuradan bağlayacağım. Şimdi genç seyircimiz özellikle bu şarkıdan da etkilenerek yani böyle All Star maçındaki gibi şovlar falan bekliyor. Bu çok ciddi bir
şampiyona. Burada kemik sesleri gelecek bazı maçlarda. Ondan bu konuda bir uyarı yapmak istedim. Gençlere özellikle o basketbolu promote etmek için, milli takımı promote etmek için, ama o sahada apayrı bir savaş olacak. İşlerin kötü gittiği dönemlerde de olabilir. Bu bir Harlem Show'u da istiyor. Harlem Show'u değil. Ona göre yani aman ahlar ruhlar başlamasın. 40 dakika bu takımı destekleyelim. Bir tarafta da İspanya tabii grubumuzda en güçlü rakip. Son Avrupa ikincisi İspanya. İspanya maçı da çok büyük önem taşıyor bu anlamda. Son maçımız olacak. Şimdi İspanya'da çok ilginç bir grafik çiziyor. Bundan 10 gün önce bana İspanya'yı sorsaydınız, işte İtalya ve Yugoslavya ile aynı sınıfa koyardım. Bizim 20 sayı fark attığımız Ruslara kendi sahalarında 17 sayıyla yenildiler. Yani şimdi İsrail'e yenildiler. Ondan yani şimdi İspanya'da demek ki bir takım şeyler daha tam rayına oturmamış. Biraz kafalar orada karışık olabiliyor. Şimdi Pau Gasol, NBA, işte Barcelona ile uzun vadeli anlaşması var. Tazminat, şu bu. Şimdi maalesef günümüzde artık oyuncuların kafası biraz bu tür şeylere de zaman ayırıyor. Raul Lopez birinci turda seçildi. 5 sene menajeri onu Barcelona'ya bağlı. Yani zannediyorum ki bu tür olaylar orada biraz kafaları karıştırıyor. O açıdan İspanya şu son bir hafta gördükten sonra Haşim Hocam da zannediyorum aynı görüşte. Ben biraz daha gruptan birinci çıkabiliriz diye rahatladım yani. Slovenya'ya gelince Slovenya'da da Türkiye'de forma giymiş birçok isim var. Miliş gibi, Jokovic gibi. Bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bizim için sizce? Valla şimdi Slovenya'yı ben Çanak'tan iki kere istedim. Gay Spor'da. Yani bana yenemeyeceğimiz bir takım gibi gelmedi. Gerçi biz orada onlara yenildik son saniyede. Sert basketbol oynamıyorlar. Nesterovic ki bence en önemli silahları. Ya da işte yaz tatilinden kafa olarak çıkmadı tam olarak. Yani böyle bir ağırlık koymuyor oyuna. Bedirovic ki en büyük yıldız adayları. O da vasatın biraz üstünde oynuyor. Yani birçok maçta onları gol yiyor işte. Boris Gorenc, Siena'da oynayan Boris Gorenc. Ya ben Slovenya'dan çekinmiyorum ama çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Hocam sizin değerlendirmelerinizi alalım. Letonya ile başlayacak bir turnuva. Daha sonra oynayacağımız maçlar özellikle grubumuzun favori takımı İspanya. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu takımlarla milli takımımızın oynayacağı maçları, bu ekipler arasındaki şansınızı? Aslında ana noktaları Murat söyledi. Yalnız ben Letonya ve Slovenya ile ilgili yorumumda Türk milli takımında bu iki takım arasında bir hedef farklılığının olduğunu düşünüyorum. Yani bizim milli takımımız hem takımın yani bu jenerasyonun ve kendi evimizde oynamanın avantajıyla veya bir bütün olarak da en azından bir ilk dördü hedefleyen bir takım. Ama ne Letonya ne Slovenya, yani koçları da bu hedefi onlara verse dahi sanki oralara gelemeyeceğini bilen bir takım. Bir kere bu bir hedef farklılığı. Ya psikolojik bir üstünlüktür. Kadro derinliği olarak veyahut da basketbol olgusu olarak da sanki bir adım daha onlardan öndeyiz. Ama ilk maç olması itibariyle hakikaten bir Letonya maçı ürkütebilir. Ama bence işte o seyirci desteğinin bizim savunma momentumuna yapacağı etkiyle belki hücumda bir takım top kayıpları yapabiliriz. Bugünkü hücum yüzdemiz düşük olabilir ama az sayı yere ve en iyi yaptığımız o topu koşturarak o pas direklerde bulacağımız sayılar ki onların bazıları şova da yönelik sayılar oluyor. Seyircinin de hoşuna gidiyor. İşte öyle bir bütünlükle ilk günkü maçı geçeriz. Eğer ilk iki gün kaybetmezsek inşallah kaybetmeyeceğiz. İspanya maçı bir grup finali gibi olacaktır. Murat'ın söylediği gibi İspanyollar bundan 10 gün önceye kadar hakikaten İtalya ve Yugoslavya normunda bir takımdı. Ama son aldıkları mağlubiyetler sanki o takımda da bir istikrar zaafı olduğunu belirtisi. Dolayısıyla böyle bir inişli çıkışlı bir grafik gösteren bir takıma karşı eğer çok akılcı oynarsak ki ben oynadığı maçlara baktım. Daha doğrusu kaybettiği maçlara baktım. Düşük skorlu bir maçları daha çok kaybediyorlar. Yani karşı tarafta organize olmuş bir savunma olursa skor üretemiyorlar. Ve skorları 60'lara indiği zaman maçı kaybediyorlar. Ve Koç Aydın Öztürk'ten de gelen bir savunma olgusu bizim takıma bu maçta tamamen yansırsa zaten işimiz biraz daha kolay olur. Ve o 60'larda, 63'lerde, 60'larda İspanya'yı tutarak bence rahat kazanacağımıza inanıyorum. Yeter ki o ivmeyi yakalayalım. Şimdi tabii ki ev sahibiyiz. Çok büyük bir organizasyon. En büyük isteğimiz şampiyonluk. Tabii herkesin isteği şampiyon olabilmek. Siz bizim takımımızın şansını nasıl görüyorsunuz? Bizim hedefimiz ne olmalı ve nereye kadar gidebiliriz sizce?
gördüm. İtalya ve Yugoslavya diğer takımlara göre biraz daha ağır basıyor. Yani hala da basıyorlar. Pesic bir kere Yugoslavya'da bence müthiş bir iş yapmış. Çünkü sinirli olimpiyatlarda birbiriyle geçinemeyen, egoların ön plana çıktığı, herkesin kendine oynadığı bir Yugoslavya takımını almış. Özellikle Fındık Atakol turnuvasında Yugoslavya bütün o egolara ve yıldızlara rağmen özveriyle oynayan, geri koşan, sert savunma yapan bir takım haline gelmiş. Şimdi onlar o seviyelerde savunma yapıp öyle takım gibi oynadıkları zaman inanılmaz bir fiziksel üstünlükleri var. Oyun kurucu kartları yariç 2-2-2-1. Dikkat edersen o takımda Rakočević diye NBA draftında ikinci turda seçilmiş bir oyuncu var. Pesic hiç onu sahaya sürmedi. Takımı hiç 2'nin altına düşürmedi. Bir tek Obradović oyun kurucu kullandığı zaman 1.99'a düştü sağdaki en kısa oyuncu. Gurović oyunda olduğu dönemler mesela İbrahim'i çok iyi savundu. Çünkü İbrahim 2 sene önceki Final Four'da da Albertis karşısında, o da çok uzun bir 2 numara, buna benzer bir savunmaya karşı çok zorlanmıştı. Yani Yugoslavya bu mağlubiyete rağmen bence buranın favorisi. Birinci favorisi. Ben öyle görüyorum. Ha birdenbire bir şey olur da gece hepsi kavga eder de Sydney Olimpiyatlarına dönerse onu bilemem. Çünkü çok egolar var orada. Yani bazen koridorda bile çarpışabilirler. Yıldızları bazen takım haline getirebilmek zor. Çok zor. Yani şimdi Tanya için işi kolay. İtalya takımında bir Puçka yıldız. Öbürlerin hepsi oraya affedersin ölmeye gelmiş. Yani Tanya için isterse ısıracak. Tanya zaten ona göre takım. Pesic'in işi çok zor. Ama ikisi de takımları bir seviyeye getirmişler. Tanya de müthiş hakim takım. Ben İtalya'nın 5-6 maçını seyrettim. İlk yarı hiçbir maçı çok iyi oynamadılar bizim maç hariç. İkinci yarı bir baskılı savunma, bir o gardları göğüs göğüse alma. Farka gittiler. Bir Hırvatistan maçı seyrettim. Bu arada Hırvatlara da dikkat etmek lazım. Tabakla Kovacic yan yana çok iyi bir duvar oluşturuyorlar. Ama gardları yetersiz kaldı. İkinci yarıda Mula her zaman zaten biliyorsunuz Tepes'teyken de fazla itiş kakışı sevmezdi. Havluyu attı. Petrović onu kenara aldı. O kenara çıkınca Hırvatların skor yükü çok düşüyor falan. Yani İtalya ve Yugoslavya bir adım önde. Ondan sonra ben Fransa'yı, İspanya'yı, bizi, Hırvatistan'ı, eğer şu an Bradley gelirse Almanya'yı, çok genç bir takım olmasına rağmen çok iyi basketbol, sert basketbol olan Yunanistan'da böyle ikinci bir gruba koyuyorum. Rusları biraz bizim altımızda tutuyorum. Çünkü onların guard problemi var. Çok iyi uzunları var ama CSKA'daki sorun milli takımda da devam ediyor. Biz Sayın Tuğra Demirel'de federasyon başkanımızı da ilk programımızda konuk ettiğimizde bir soruyu sorduk. Bizim hedefimiz nedir dedik. Elbette şampiyonluğu istiyoruz dedik. Sayın Demirel de tabii ki hepimizin isteği şampiyon olabilmek en üst nokta. Ancak mantıklı düşünmemiz lazım dedi. Rakiplerimizin de gücünü kabullenmemiz lazım dedi. İyi hazırlanıyoruz ama yine de her türlü sonuca da hazır olmamızın gerektiğini ifade etti Sayın Turgay Demirel ki 5. olmak bile mesela bu turnuvada büyük önem taşıyor dünya şampiyonası açısından. Yani, dünya şampiyonası ilk defa Amerika'da yapılacak. Evet. İlk 5 takım oraya gidiyor. Yani şimdi bizim takımımızın bence bireysel olarak baktığı zaman ikinci veya en üçüncü kadrosu yani şampiyon. Ama dediğim gibi bizim takım olmamız önemli. Savunma, geri koşma. Mesela dağıldığımız maçlarda Haşim Hoca o işlere daha iyi değinir. Yani müthiş bir geri koşma zaafımız oldu. Erken serbest atı, erken şut kullandığımız zaman. Halbuki biz rakibi onu yapıyor olmamız lazım. Biz sert savunma yapıp iyi yerleşip onları hata yapmaya zorlayıp oradan fast break'e çıkmamız lazım. Yani inşallah olacak. Ben ümitliyim yani. Çok ümitliyim. Hocam siz hedeflerimiz konusunda neler söyleyeceksiniz? Siz milli takımımızın şansını nasıl değerlendiriyorsunuz bu güçlü rakipler arasında? Şimdi tabii hedefin sonu yok. İnsan hayal ettiği ölçüde daha bir üsteliği düşünür. Yalnız bence Türkiye'nin burada yapacağı en önemli şey bugüne kadar yapılmamış bir şeyi yapmak. Yani Türk milli takımının bugüne kadar en iyi derecesi 8. Son 2 Avrupa şampiyonasında da 8. oldu. Evet, yani şimdi 8.likten de bir anda ben şampiyon olacağım demek de çok iddialı bir hedef. Çok güzel bir hedef. Ama çok iddialı bir hedef. Bence biraz daha real. Koç gibi konuşuyor. Ha yok. Yani, bu işin de realitesi. Şimdi bence Murat'ın dediği gibi bir dünya şampiyonası oynayabilmek, bir beşinci ilk beşe girmek, ilk
dörde girmek de bence çok başarılı. İllaki bir makro hedef koyacaksanız o final oynamaktır. Ama bunu herkes böyle söyler. Hiçbir koç girip de ya biz bu sene işte 11. olsak çok iyi, 9. olsak demez. Ha, hakikaten bir kadro derinliği var. Çok iyi bir jenerasyon. Artılarıyla, eksileriyle. Takımın başında kulüpler bazında bugüne kadar en değerli galibiyetleri de almış olan bir Aydın Öz var. Gayet tabii Avrupa şampiyonu olmuş bir kadronun başında. Yani oyuncu da kenara baktığı zaman öyle deneyimli bir koçla çalışıyor. Daha doğrusu bu derin kadronun üzerine çıkabilecek bir koç dendiği zaman da adres Aydın Özlü. Yanında Doğan Erkemen gibi çok tartışılmayacak bir menajer var. Yani aslında milli takım oyuncusuyla idari ve teknik kadrosu da bir bütün. Ha, kadro derinliği derken de 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda hakikaten derin bir kadro var. Ama 5 ve 1 numara için aynı zenginlikten bahsedemem. Yani Hüseyin Beşok takımın 1 numaralı 5 numarası kötü performans veya da bir foul dezavantajına düştüğü zaman bir Hüseyin Beşok daha yok. Veyahut Orhun belki 3 sene 4 sene önceki Orhun Eno olsa hakikaten bizim takımımız işte o söylediğiniz belki final oynamak veya ilk 3 diyebiliriz. Ama şimdi Orhun biraz yordu. Kerem daha o 1 numaraları, daha doğrusu Kerem benim Murat söylüyor, şimdi değinir diye yani Hidayet ve İbrahim'den sonra ben niye topu kullanmıyorum diyerekten yanlış atışlar seçiyor. Halbuki o topların ne zaman kullanacağını bilse işte bizim takımımız da bir adım öteye. Yani aslında böyle bir dezavantajlandırma var. Veyahut demin Murat'ın söylediği gibi bir geri koşma, yani bir pas direkt savunma var. Yani, var, var değil mi? Ciddi boyutlarda var. Ama ben şunu da şöyle değerlendiriyorum. Ha bunu yetiştirsen bir zamanlar iyi yapardı. O 6 kişiyle oynadığı kadroda. Ama bu yılların vermiş olduğu bir takım refleksler. Şimdi bakıyorum ben çoğu oyuncu kendi takımında pas direkt savunmasını bu denli yapmamış. Yani işte uzunla ilk pasa pres yapar. Guard dribbling şey alıp geri koşan adam adamına top atar falan filan. Ama yani bunlar çok kolay şeyler. Yani takım alışkanlığını kazanmak bir zaman istiyor. Sabır gerektiriyor. Ha işte ne kadar bu işi iyi bilen koçlarla entegre olurlarsa işte o pas direkt savunmasını, savunmayı işte burada savunmaya bir parantez açıyorum. Yani biz oynayacağımız 4 maç, 5 maç, 6 maç hepsinde çok yüksek yüzdelerle hücum edemeyebilir. Ama bizi esas işte o hedeflediğimiz değere götürecek savunmamızdır. Yani Efes Pilsen final maçını 50-49 kaybediyor. Veya başarılı olduğu maçı 61-60 kazanıyor. Millet eleştiriyordu ama sonunda iş yapıyorlardı. Bence ha işte bizim NBA yıldızımız var. Yuray gibi çok bir skorerimiz var. İşte Mehmet Okur'umuz var. O ayrı bir konu ama biz sonuçta bir takımız. Serdiği spor yapmıyor. Önce girmemeyi öğreneceğiz. Ha ondan sonra zaten bu takımın belli bir hücum gücü var. Yani 70 sayı falan bu takım her zaman bu. Evet, hatta üstü. Evet. Savunmanın getireceği tempo ile beraber dediğin gibi o kolay atışlarla %100 daha da yukarı çıkar. Yani kadro yapısı olarak bazı sorunlar olmasına rağmen yine de ümit vaat eden bir kadro. İllaki. Başarılı olacak İllaki. Bir kadro. Hemen Murat Muratanoğlu'na da dönüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kadrolarımızı? Avantajlarımız neler? Dezavantajlarımız neler bu şampiyon öncesi? Şu ana kadar izlediğim maçların büyük bir bölümünde özellikle son maçlarda en büyük avantajımız bence 1-2 sene önceki Hüseyin'in adım adım geriye geliyor olması. Geçen sene hakikaten bence Hüseyin son derece kendine yakışmayan, kariyerine yakışmayan bir sezon geçirdi. Şimdi Hüseyin iyi oynamaya başladı. Bu bizim için bence çok önemli bir avantaj. Yaz liginde oynamış olmanın verdiği artık bir rehavet mi? 35 sayı atıyordu. Top onda sürekli ondaydı. Oyun kurucu oynuyordu. Çok formsuz gelen bir Hidayet'i bugün de dikkatle baktım. Yavaş yavaş o Lakers serisinde ondan önceki bir ay içinde izlediğimiz Hidayet olma yolunda önemli adımlar attığını görüyorum. Şimdi bu çok önemli bir şey. Mesela bugün yine dikkatimi çekti. Bu takımda bazı kişilerin özveri yapması. Mehmet Okur, NBA draftında ikinci turda seçilmiş biri. Bugün ilk yarıda sadece savunma ve rebound aldı. Yardıma geldi, blok yaptı, göğüs göğüse mücadele etti. Yani bilmiyorum, potaya bakmadı bile mesela. Şimdi bunlar önemli detaylar bence. Mehmet Okur gibi draft edilmiş bir oyuncu, takım benim için bu kadar önemli diyorsa, bu biraz esneme gibidir. Bir odada herkese, biri esnemeye başlayınca 3 dakika sonra herkes esner. Böyle şeyler de takım arkadaşlarına da geçirir. Ne oldu hocam? Mirsat duyuyor. Yani onunla geçerken Mirsat duyuyor. Ya şimdi Mirsat daha oturmadı. Yani bugün de dikkat ettim. Şeye girmemiş daha. Yani Türkiye
şey, takım havası, işte o bahsettiğim şeye girmemiş. Biraz böyle takımdan ayrı oynamaya çalışıyor. Bugün mesela 2-3 tane çok güzel de asist yaptı. Esasında istese, yani Mirsad cuk otururdu takımda. Çünkü o özellikleri de var. Moral motivasyonunu sağladığı zaman durdurulması ya gerekiyor. Mirsad'ın şunu bilmesi lazım. Ben yani kendisine de söyledim, yazılarımda da yazdım. Mirsad emekçilik yaparak, yani her top benim diyerek, kendini yerden yere atarak, savunma yaparak Mirsad oldu. Yani Mirsad'ı hiçbir zaman NBA iki tane üçlük attı diye takibi almadı. Ya bu Edris Bilsen'de 14 sayı 8 ribaund ya da 12 sayı 7.5 ribaund ortalamasıyla oynayan çocuk kimdi, genç kimdi diye takibi aldılar. Mirsad'ın bunu anlaması lazım. Yani bence Mirsad'ın 2 sayı atıp 9 ribaund alıp 3 asist yapıp son derece iyi savunma yaptığı bir maç, 18 sayı atıp 4 ribaund aldığı, 0 asist yaptığı bir maçtan daha önemli. Bu benim için geçerli. Çünkü bu takım zaten skor üretecek. Tempoyu bulduğu zaman Mirsad da sayı bulacak. Avrupa'nın en iyi şütörlerinden ikisi bizde. Harun gerçi formsuz. Yani kolay değil o kadar uzun bir aradan sonra çıkıp bu seviyelerde hemen uyum sağlamak. İbrahim var. Yani 5 kişi de atıcı olamaz bir takımda. Yani bunu zaten en güzel örneğini Tanya'yı şeyde gösterdi. İtalya'da gösterdi. Yani şimdi o takıma kimleri alabilirdi o da almadı. Yani o açıdan Hidayet ve Hüseyin'in durumu, Mehmet'in kafa yapısı şu ana kadar bence son derece olumlu. Haşim hocamın demin değindiği gibi Kerem'in Mirsad gibi atmadan ya da sadece çok müsait pozisyonlarda topu kullanarak diğer takım arkadaşlarını sürekli oyunda sıcak tutup takımı oynatması önemli. Bu organizasyon için takım tecrübesi nasıl sizce milli takımımızın? Böylesine şampiyonlara oynamak tabii ki. Valla şimdi bu genç bir takım ama tecrübesiz bir takım değil. Turgay Demirel Federasyonu'nun en büyük başarılarından biri ümit milli takım seviyesinde başlarken, çünkü bu gençlerimizin çoğu 1-2 yaş önceden genç milli takıma girdi, ümit milli takıma girdi. Son derece hepsi yüzün üstünde milli olmuş oyuncular. Yani artık internasyonel tecrübesi fazla oldu. Ülkeler bazında da yani. Şimdi, evet, tabii canım. Yani şimdi artık yaşı 21 veya 22 olsa da Hidayet'e tecrübesiz diyemem. Yani Sacramento'da bir sezon geçirmiş. Ondan önce Efes Pilsen gibi bir takımda 2 yıl ilk 5 oynamış. Aynı şekilde İbrahim son derece tecrübeli. AEK gibi bir Avrupa takımında oynamış. Bu sene Panathinaikos'a geçmiş. Hüseyin 6 senede Euroleague ve Super League'de oynayan Efes Pilsen'de direkt ilk 5 oynuyor. Çok ciddi bir avantajdır. Tabii çok. Yani burada tecrübesizlik olarak bir tek Kerem biraz, çünkü Galatasaray'da geçirdiği yıllarda o çok üst seviye Avrupa basketboluna karşı milli takımlar dışında pek oynamadı. Geçen sene tam sezon öncesi bir ameliyat oldu. 2-3 ay hiç oynamadı. Ondan sonra geldiğinde ilk başta formsuzdu. Tam Final Four öncesi 1-1,5 ay çok güzel bir şey yakaladı. Form durumu, grafiği yakaladı. Ama öbürlerine nazaran belki onun üst Avrupa seviyesinde oynadığı maç sayısı biraz sınırlı. Bir de Mehmet, çünkü Tofaş'ta da Efes'te de genelde görev adamı olarak, yani işler kötü gittiği zaman sahaya sürülüyordu. Savunmasıyla, reboundlarıyla maçın akışını değiştirmek için kullanıyordu. Ama onun dışında bence tecrübe durumumuz çok iyi. Hocam ne diyor bilmiyorum tabii. Yani %100 katılıyorum. Yani demin ben point guard ve 5 numara yedeği gibi sanki yumuşak karnının bir takımını söyledim. Doğru, Murat'ın dediği doğru. Bir tek belki Kerem için bunu söyleyebiliriz. O da şu anda oynadığı pozisyonu daha önce oynadığı kulüp takımlarında sürekli oynamadı. Ya bench'ten gelen bir numara olarak oynadı. Yahut da Mulo Omerov için işte geçen sene 2 numaralı pozisyona kaydığı durumlarda bir oynadı. Ama şimdi iyi takımda top kendisinde. Sen bu takımın gardısın dedi. İşte o zaten açmanızdan kurtulup da ben onun bir kere dışarıdan şutu olan bir oyuncu. Yani atmasın, takımı oynasın gibi bir eski zihniyette değilim. Ha, onun bir pozisyonları var. Zaten milli takımın hücum paternlerinin içinde de var. O pozisyonları bekleyip o pozisyonlarda topu kullandığı zaman bizim milli takıma 8'de 10 sayı kadar skor katkısı da olur ki. Artı
Kerem'in iyi yaptığı bir şey var. Kendi savunma sahasından, rakibin savunma sahasına topu çok süratli geçirebilen bir adam. Ha, biraz elinde fazla top tutuyor ama kafayı kaldırıp o pozisyonu verdiği zaman zaten Hidayet ve İbrahim de biz pas direksiyonu çok rahat layup'lar bulduk. Bir de bizim uzunlarımız, yani ona hatta Asım bile dahil. Bakıyorum Asım'ın temposu. Yani eskiye göre şey. Ya Hüseyin bir basketten bir potadan öbür potaya en hızlı giden uzun belki Avrupa'da hep. Bugün İsrail maçında o trailer'ı iki defa kullandılar, bomboş, bir de sıfır attınız. Ya işte, Mehmet desen öyle. Asım iyi koşuyor, Mirsat'ı da uzun saydığımız zaman, Mirsat zaten NBA'de bile 3 numara oynamış biri. Yani uzunlarımızın da diğer takımlara göre... Tabii bu da şimdi önemli bir faktör değil mi? Geçtiğimiz yıllarda uzun boylu basketbolcu sıkıntımız vardı. Fizik gücümüz rakiplerimize göre daha düşüktü. Artık son yıllarda bizim de uzunlarımız etkili oluyor. Boy ortalamamız yükseldi, fizik gücümüz fazlalaştı. Bunlar herhalde çok ciddi avantajlar oluyor. Tabii 4 ve 5 numaranın yanında bir de 3 numara pozisyondaki Hidayet'in size'ı da önemli bir boy yükselişi oldu milli takım içerisinde. Ama tabii Yugoslavya ve İtalya maçlarında örnek yiyoruz. 2-2 oyuncu hocam. Yani, evet. Yani işte oralarda biraz sanki standart çok üstünde. Yani istediği zaman 2-12-12-6 2-4-2-2 dikiyor sahaya 5. Şimdi o Yugoslavya ve İtalya maçlarından sonra ben basında takip ediyorum. Bir takım reçeteler de çıktı. Yani değişik tabii reçeteler var. İşte ne var mesela? Yani Hidayet'in bir numara oynamasıyla ilgili veya takımın işte bir fizikal şey artılanması. Sen biri oynamışsın lan karşımızda. Ya lan şuna bakma asisten alışkanlık. Siz bu ekranlarda her zaman seyircilerinizin alışık olduğu insanlarsınız. Zevkle. Şimdi tabii bir numara oynayabilir. Yani artık bir oyuncunun bir numara oynaması hemen aklına acaba top mu kaybeder gelmemeli. Ama demin senin söylemiş olduğun bir pas bilek savunması veya geri koşma zaafı varsa bu takımda. Bir de Hidayet'in bir numarayı oynamayla ilgili dezavantajı da eklenince sanki bir geri koşma problemi daha belirgin gibi oldu gibi düşünüyorum. Yani bir anda laboratuvar deneyi yapıp da tam şampiyonun ortasında bunu oynatmak da kolay değil. Ama maç içerisinde olabilir. Yani bir coaching'dir. 3-5 dakika olabilir. Yani Mehmet Okur, Hüseyin, Mirzat 3 numara oynuyor, Hidayet 1 numara oynuyor. Ya ormana çevirdin orayı, yani Yugoslavya gibi oldu. Hayır, mentor oynamana gerek yok yani. Yok, reçete yazmayacağım. Ben çarptım. Evet. Böyle basketbolda her karşılaşmanın sizce nasıl bu taktik değişiklikleri, rakibe göre mi taktik belirlemek yoksa belirli bir oyun sistemini, prensibini belirleyerek mi? Bunda ısrarcı olarak mı başarıya ulaşmak daha kolay bir? Şimdi tabii her koçun felsefesi ayrıdır ama ne olursa olsun bir takım felsefelerinin olması lazım. Yani man-to-man müdafadaki felsefeniz, alan savunması çeşidi veya prensipleri ne olabilir? Preslerden hangisini seçiyorsunuz? Zone pres mi seçiyorsunuz? Onun bile bölgesi var. Tam sağ mı? 4'te 3 mi? 1/2 mi? Bunların bir kere oturması lazım. Ha, bazı maçlar için de tabii ki maça göre de bir taktik hazırlığı illaki var. Bu kadronun değişimi veyahut da maç içerisindeki görev ve felsefe değişikliği de maçına göre olabilir. Ama bence ne olursa olsun oturmuş bir sistemle maçları oynamak ve çok fazla değişikliğe girmeden bu işin üstünden gelmek bence sanki biraz daha emniyetli gibi geliyor. Sizce kadromuz çok varyasyon oldu mu? Ya Aydın abi fazla sevmez o tür şeyleri. Yani Efes bir matchup alan savunmasıyla 4 sene 60'ın üstünde sayı yemedi. Demin bunlardan bahsediyor. Efes'in o alan savunması deyince aklıma geldi. O savunmanın göbeğinde Tamer vardı. Şimdi bizim şu anki uzunlarımız yetenek olarak kameri çok üstü. Ama bir İtalya'daki Marconato veya Ciaç, işte bir Yugoslavya'daki Carla, İspanya'daki Reyes, kalın ve hareketli yer tutan, yani size dediğimiz uzunumuz hala. Yani o nasıl olur? Kameri çok yetenekli ve daha atletli. Ha, bunlar kolay yetişiyor mu? Değil, bu biraz da ırk meselesi. Yani orada çocuk 1.30 boyunda doğuyor herhalde, bilmiyorum ama yani sürü var. Yani böyle bir uzun ihtiyacını biz hala çekiyoruz zaman zaman. Onun için takım savunmasını çok iyi yapmamız gerekiyor. Evet, iyi bir takım savunmasıyla başarılı olabilirsiniz diyorsunuz. Bu arada yönetmenimiz sevgili Teoman Kozan bizleri uyarıyor. Kısa bir ara veriyoruz ve bu aranın ardından şampiyonaya doğru yine bütün hızıyla devam edecek efendim.
Ardından Şampiyona'ya doğru da tekrar sevgili Murat Muratanoğlu ve Haşim Tündoğan'la birlikteyiz. Sohbetimiz devam ediyor. Milli takımımızı konuşuyoruz, şansımızı değerlendiriyoruz. Şimdi böylesine organizasyonlarda ev sahibi olmanın tabii ki bir seyirci desteği getirmesi açısından avantajı var. Ev sahibi olmanın başka nasıl avantajları var böyle organizasyonlarda? Valla şimdi biraz kulübün sana bakış açısına göre değişiyor. Yunanistan'da herkes onu örnek veriyor. Zaten Yunanistan'da basketbol patlamasına neden olan Avrupa şampiyonluğu olmalarıdır. Ben doğru hatırlıyorsam hocam sen de seyretmişsindir. Yani şimdi biz Avrupa'ya çıktığımız zaman bir maçtayken bir düdüğü ev sahibine verirse hiç kimse bir şey demez. İki düdüğe hiçbir şey demez. Ama mesela ben o Kalis 48 tane falan serbest atış atmıştım. Yani o şampiyonada Yunanistan için öyle bir avantaj oldu. Kendisinden çok daha üstün olan bir Rusya'yı ve Yugoslavya'yı eledi. Yani şimdi ben Türkiye'de böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Ama bir iki düdük sayısı 2-3'e çıkarsa bu bizim için bir avantajdı. Bu yani anormal bir şey değil. Çünkü yani ne zaman bir takım Avrupa'ya gitse bir veya iki düdüğü zaten ev sahibi takıma takdir hakkını çalmasını bekliyor hakemin. Bu bir avantaj olabilir. Tabi bazen bir ya da iki düdükten maç da dönebiliyor. Yani şimdi nerede ve ne zaman çalacağına bağlı. Tabii şimdi çok doğru bir şey söyledi. Maçın ilk 4 dakikasında 3 tane düdük çalarsın. Yedek sıkıntısı olan bir pozisyonda rakibin oyuncusunu üçlersin. Ondan sonra müthiş bir maç yönetirsin. Ama iş işten geçmiş olur. Yani adam çünkü onu kenara alıp 8 dakika oturttuğunda sen her şeyi rayına oturtmuş olursun. O açıdan yani düdüklerin nerede çalacağı sayısı kadar önemli. Belki daha da önemli. Şimdi esasında bu tür turnuvalarda şöyle bir avantaj var. Biz bu avantajı maalesef kullanamayacağız. Çemberler, salonlar, oyuncular bunlara alışık olur. Şimdi bizim takım ASKİ'de kaç maç yaptı bilmiyorum ama ASKİ alışmaya çalışıyoruz son dönemde. Daha çalışma dönemi. Evet. Yani ASKİ bizim oyuncularımızın çok yakından tanıdığı bir salon değil. Ha yine gelen deplasman takımlarından bir avantajımız olacak. Onlar ya hiç yapmadı ya da yok hiçbiri yapmadı ASKİ'de ilk turdaki rakiplerimiz. Biz 5-6 yapmış olacağız. Abdi İpekçi ki birçok maç yaptık ama Abdi İpekçi şimdi öyle bir değişim geçiriyor ki her şey değişti. Çemberler yani. Oyuncular da tabii. Gerçi Turgay Demirel eğer doğru biliyorsam Bursa'dan veya Darçakoka salonundan çemberler getirecekti. Yani o avantajı biraz kaybedeceğiz ama Abdi İpekçi çok güzel oluyor. Hakikaten seyirciyi de havaya sokacak güzellikte bir salon oluyor. Havaya girmiş bir seyirci oyuncuları da iyice havaya sokabilir. O da avantaja dönebilir. Hocam peki seyirci motivasyonu diyor Murat Muratanoğlu. Seyirci motivasyonu elbette önemli ama takım üstünde başka faktörler neler bu motivasyonu sağlayacak? Aslında ben yani seni tabii entegre etmeden Murat'a soracaktım. Yani sadece seyirci motivasyonuyla mı milli takımımıza katkıda bulunuyor? Yani başka faktörler ne olabilir? Yani başındaki teknik sıkıştırma. Yani hayır, teknik kadro, idari kadro, yani staff ve seyircinin dışında başka milli takımı motive edici unsurlar ne olabilir? Eksik mi hocam? Pirin mi? Pirin hayır. Mi? Hayır. Ya, aklıma geliyor yani sordum yani ne olabilir? Yani şunu da biraz da açacak olursak yani ben yoksam beni ilgilendirmez mantığımı yoksa herkesin ucundan tuttuğu ama o zor olur ya. Yani. Öyle mi? Anladım seni. Yani inşallah yanlış düşünüyorum. Fazla detaylandırmayayım onu. Evet siz seyirciyle yetinelim. Murat abiye. Şimdi Murat abi peki bu organizasyonda siz de görevlisiniz. Organizasyon komitesinde çalışmalar nasıl gidiyor? Yok komitede ben bir aydır ama yakından ilgileniyorsunuz. Bir katkı yapmaya sağlıyorum. Öyle söyleyeyim. Valla yere geç kalınmış. Yani birçok nedenlerden dolayı geç kalınmış. Bir defa sözünüzü kesiyorum ama en büyük şanssızlık herhalde bu bir yıl içindeki ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz. Bu çok büyük bir faktör herhalde. Çünkü çok büyük bir maliyet gerektiren şimdi bir şampiyona. Şimdi bütün detayları ben bilmiyorum ama kulak misafiri olduğum şeylerde bir kere bu daha iki sene önceki depreme gitti. Evet. Sponsor çalışmalarına daha o zaman başlanmış. Çok
ilgilenen, hakikaten çok önemli rakamlar teklif eden firmalar olmuş. Depremin getirdiği sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, arkasından iki kere falan hakikaten büyük ekonomik krizin yaşanması, bir kere sponsorluk açısından ki bu da garantiye, Garanti Bankası'na hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü basketbol için inanılmaz bir özgürlük. Yani bu şartlarda verdikleri para hakikaten önemli bir para ve diğer firmalara da örnek olması gereken bir para. Onu da hemen belirteyim. Bir kere şimdi burada her şey bütçe meselesi. Yani bütçen varsa kadronu geliştirebilirsin. Kadron gelirse her şeyi yapabilirsin. Böyle bir sıkıntı yaşamışlar. Devlet içinden onaylanacak bütçelerde anladığım kadarıyla bir takım sıkıntılar oldu. Ama yani şunu söyleyeyim, inanılmaz bir tempo içinde herkes çalışıyor. Hakikaten başkandan başlayarak Ali Özsoy, Emin Balcı, inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. Yani biz bu organizasyonun altından kalkabilmek için, başarıyla düzenleyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ya kalkacağız. Yani şimdi bu tür şeylerde Allah da hep yardım eder. Yani olmadan olmaz zaten. Ben yani bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şimdi böyle tabii dev bir organizasyonu iyi bir biçimde düzenlediğimiz takdirde şimdi ülkemiz ileride olimpiyatlara da aday, basketbolda, dünya şampiyonalarına da adayız. Bunu yaparsak bu bizim için ileride çok büyük bir kazancı da beraberinde getirecek herhalde. Daha büyük organizasyonları da gerçekleştirebilmek için ülkemizde siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Şimdi takımımız beklediğimiz başarıyı elde ederse zaten buradaki aksaklıklar veya işte bütçe yetersizliği çekilen sıkıntılar hepsi unutulur. Ve dolayısıyla başarılı olmuş basketbolda bir ülkeye daha başka organizasyonlar da kendiliğinden geliyor. Önce sportif başarı. Murat'ı bir kere ziyaret ettiğimde gördüm federasyonda. Ama sen çok kötü bir günde geldin. Hayır, işte. Ama bakın bütçe çok önemli. Fakat bütçe bir kere de entegre edelim. Ama birimlerin başında prodüktif kişiler varsa ki görebiliyorum kritik noktalarda çok iş yapabilen insanlar var. İşte bunlar işin dozunu biraz daha seyreltiyor. Yani başarısızlık oranını veyahut da bir organizasyon şeyini, handikapını kesinlikle ortadan kaldıracak. Yani minimize edecekler. Hakikaten çok özveriyle çalışıyorlar ve işi iyi takip eden, birikimli, donanımlı bir kişi o prodüktif yeteneğiyle beraber zaten oradaki açmazı kendiliğinden seyreltiyor. Ha bir de milli takımımız işte 12 dev adamımız eğer istediğimiz başarıyı elde alırsa, elde ederse kimse geriye dönüp bakıp da işte parke şöyleydi, çemberler şöyleydi, seyirci buradan girdi, akılda kalmasın. Şampiyona bittiği zaman Türk milli takımının derecesi şu dendiği zaman geride aklımıza sadece bu ne diyecek. Onun için eğer başarılı olabilirsek zaten organizasyonun ki inşallah olacak alnımızın akılına yapmış olacağız diye düşünüyorum. Evet, organizasyon konusunda endişeye mahal yok diyorsunuz. Siz şimdi organizasyona yakın bir insan olarak bu sözü de sizden duyduk. Şimdi sizin bir yazınız vardı NBA ile ilgili olarak da NBA'in de gözü artık Avrupa kıtasında diyorsunuz. Evet. Herhalde NBA yetkilileri de çok yakından ilgilenecekler bu şampiyonayla. Türk oyunculara da artık böyle bir yol açıldı zaten. Emir Turan ilgileniyor ama inanılmaz bir NBA'den gözlemci, genel menajer, başkan yardımcısı bu turnuvaya maçları izlemeye gelecek, oyuncuları izlemeye gelecek. Hatta VIP için ayrılan yer anladığım kadarıyla dolmuş taşmış. A bölümünden bir kısmını da bu gelenlere biletleri parayla satacak. Hakikaten inanılmaz bir ilgi var. Gerçi her gün listelerde oynamalar oluyor ama Joe Dumas'lar, Ernie Grunfeld'lar, Jeff Beach'ler yani hem NBA'de oyuncu olarak çok başarılı bir geçmişi olan şimdi ya genel menajer ya başkanlık yapan çok sayıda NBA şeyi. Bizim oyuncularımız için de çok büyük bir şans bu tabii ki. Ya şimdi artık yani, ha o doğru. Güzel bir noktaya değindi. Yani şimdi 40 takım beni seyrediyor. Ben bir ön plana çıkayım diye düşünüyorum. Yani talih bence bitine çıkma talih gibi. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Oyuncunun kafasında da dunk etmiyor. Ya da etmeyebilir. Bir kere buraya gelen insanlar eğer çok büyük bir Stojakovic veya bir Nowitzki gibi bir size avantajın, bir şut
amatörlükle falan birleşmemişse zaten başka özellikler arıyorlar. Doğru. Hidayet Türkoğlu'nu NBA'de en iyi ikinci beş çaylağı seçtiren attığı sayılar değil. Yaptığı savunma, takımını ateşlemesi, yani sert oynaması. Şimdi bunu görebilmek lazım. Bir satı da örnek var. Bireysellikten öte takım için yıldız olabilmek lazım. Gayet. Ya şu anda yani NBA bir Paul Gasol hariç bir Çinli var. Şimdi ismi unuttum. Wang Zizi. Ya öyle 3-5 oyuncu dışında Avrupa'dan kurtarıcı aramıyor. Yani Dirk Nowitzki de ikinci ligde oynuyordu Almanya'da. İlk turun başında seçtiler. Çünkü farkına vardılar. Bu çok özel bir oyuncu diye. Onun dışında yani şimdi Nestor'un çok özel bir oyuncu değil ama ilk turda seçtiler. Raul Lopez hiç özel bir oyuncu değil. Ha, kötü oyuncu mu? Değil. Ama ilk turda seçtiler. Tony Parker çok büyük bir yıldız olacak şeydi. Hayır. Yani bir takım özellikler arıyorlar. Bu özelliklerden biri de özellikle uzun oyuncular için. Atletik olması, ki bizim uzunlarımızın hepsi atletik. Savaşçı olması, rebound kovalaması. Yani yine Mirsad'ı örnek veriyorum. Çünkü oralarda çok koparıyorlardı beni, soruyorlardı. Yani Mirsad'ın o her top benim gibi, köpek balığı gibi saldırmasına hayran kalmışlardı. Geri koşması uzunların. Rebound alıp ilk pası verip ucuma ne kadar çabuk katılması. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi NBA'de o zaman oynayabilmek için oyuncuların hangi donanımlara sahip olması gerekiyor? Yani bu bahsettiğiniz kriterleri yakalamak da çok zor görünüyor gerçekten. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Yani everybody loves a winner diye bir laf vardır. Kazanan takımın oyuncuları hele yetenekliyse her zaman bir adım önde. Yani bu mutlaka verilmesi gereken en önemli mesaj bu. Yani sen takım ruhu içinde 6 sayı atıp 6 rebound alıp hakikaten bu dediğin bazı özellikleri taşıyan bir oyuncuysan senin öyle bir performansın 14 sayı atıp takımının düzenini bozmasından NBA'cilerin çok daha fazla hoşuna gidecek. Yani bu çok açık orta. Yani Hidayet zaten geri dönecek. Takımı oluşturan oyuncuların hemen hepsi önümüzdeki sene kulüpler bazında Euroleague'de olacak. Yani onlar için ritim zaten orası. Yani İbrahim de, Hüseyin de kendi takımlarında olacak. Diğerleri zaten etkisiyon ve ilk kere dağılmış olacak. Hocam oyuncular. O kadar çok bitimler var ki. Yani şimdi Mehmet Okur'un bu sene draft edilmesi, kendi takımda 12 dakika oynayan bir oyuncuydu Mehmet. Draft edilmesi bir Final Four'dan önceki gösterdiği o 1-1,5 aylık performans ki orada sağladığı avantajının büyük bir bölümü de Final Four'da kaybetti kötü oynayarak. İkincisi de katıldığı workout dedikleri özel çalışmalar. Ama oraya hazırlık da önemli. Burak ya yani şimdi oradaki hak edecek daha Türkiye'de oyuncular var ama oraya gidemiyor. Yani o hazırlığı da iyi yapmak lazım. Yani elindeki malı da oraya iyi pazarlamak lazım. Ya şimdi o apayrı bir konu ama yani o da çok önemli. Hayır ama bitirin çok var. Yani illa ben burada ön plana çıkacağım. Takım arkadaşlarım şu seviyedeyken ben takımın üstünde olduğunu göstereceğim. Çok yanlış. Zaten fark ediyorsunuz. Fark ediyor. Yani Lopez'in sayı ortalaması 8. Parker öyle çok önemli bir atletik güç değil. Gasol tamam çok özel bir yetenek. 2-16, 3 numara oynayabiliyor. Fundamental'ı var. Ben yani şeyim bile öyle çok onun uzun olup müthiş şutör olmasına bayılmışlar. Radmanov için. Yani ben seyrettim. Tamam iyi oyuncu, güzel oyuncu da yani öyle orada biraz galiba demin bahsettiği şey var. Menajerler onu iyi pazarlamış. Çünkü yani bence ilk turun altlarında geçecek. Stoyakovic'i geçeceklerini söylüyorlar. Bence hiç anlıyorum. Zaten farklı olduğu gibi takımın başarısızlığına katkıda bulunmuş bir oyuncu da zaten bilinçli gelmiş olan bir NBA staffı tarafından zaten elimine ediliyor. Gayet tabii. Bu anlamda önce takım başarısı diyorsunuz. Başka bitimlerde oyuncular kendilerini gösterecektir diyorsunuz. Bu turun öncesinde şimdi Türkiye'de biraz da basketbolu konuşacak olursak siz basketbol dünyasının içinde yıllardır bulunan insanlarsınız. Basketbolumuzdaki genel sıkıntılar neler? Yaşadığınız sorunlar neler? Genel anlamda. Kalan biraz süren yeter mi peki yani? Zamanımızın yettiği kadar. Teoman'dan süre alalım. Teoman'dan yönetmenimizden izin istiyoruz. Süremiz var diyor. Sohbet güzel gidiyor diyor. Sizin özellikle değinmek istediğiniz şeyler olduğuna inanıyorum ben. Tabii yaşamış olduğumuz bu üst üste krizler hemen tüm sektörleri ciddi bir şekilde yaraladı.
Yani özellikle finansman açısından. Dolayısıyla yatırımlar kısıldı. Bir talep yetersizliği var. Hakikaten Türkiye çoğu sektörde dibe vurmuş durumda. Evet. Basketbolda bu anlamda dibe vurmuş durumda. Ha, bunun çıkışı bence daha demin söylemiş olduğum gibi hani çeşitli birimlerin başında prodüktif kişiler olursa illaki bütçe gerekli fakat yeterli bir şart değil. İllaki çok büyük paralar harcayarak da çok iyi neticeler almak da beklenmiyor. Yani ben biliyorum çoğu takımın 1 milyon dolar bütçesi yoktu. Ben de yaşadım dönemleri. Yani 850 bin dolar, 900 bin dolarla ne bileyim ne Avrupa Kura Kupası'nda X8'e falan giriyorsun. Yabancılarını doğru seçmişsen, Türk oyuncularını doğru seçmişsen, doğru çalışıyorsan, felsefelerini doğru koymuşsan, yani bir takım şeyler geliyor. Ha, ama basketbolumuzun, dibe vuran bu basketbolumuzun bir çıkışı olacaktır bu Avrupa Şampiyonası. Yani bir kere bir ülkemizde olması dolayısıyla hemen her ferdin bu işe bir kere bir ortak olmasına ve konunun içine girmesine neden oluyor. Yani, büyük bir kamuoyu desteği gerekiyor zaten. Ama zaten o demin ki hani tanıtım filmine baktığımız gibi yani single'ı çıksa kesinlikle satar. Garanti Bankası'nın bir rakibinin genel müdürü ben bu işe niye girmedim diye kafasını vurmuyor mudur şimdi duvara? Yani herkesin ağzında bir şarkı. Şarkı artık Türk Milli Takımı ve Garanti Bankası'yla özdeşmiş durumda. Yani gidiyor öyle. Yani, herkesin ağzında. Yani çoluk çocuk ben bakıyorum bizim sitede herkesin ağzında bu var. Yani biz alıştık kuzu kuzuya da. Ya bu da ciddi bir sevgi. Son derece ciddi bir rakip oldu yani. Bir rakip canım yani. Dolayısıyla hocamın eski DJ'lik günlerinden hayır. yani inşallah bu demin hep beyaz gölge falan diyorduk. O bence aylar veya bir yayın dönemi boyunca devam eden bir diziydi. Bu belki de bir 10 güne sığacak bir sürdüme ama ilk defa bir milli takımımız bugüne kadar ki almış olduğu denizleri çok üstüne başarı elde ederse basın da bunu iyi tanıtırsa zaten katılım olan genç bir jenerasyon var. O basketbolumuza bir moment sağlayacaktır. İşte ondan sonra akılcı politikalarla basketbol tekrar eski günlerine dönecektir. %100 dönecektir. Yani çok suni bir şekilde fiyatlar şişirildi bir dönem. 20 milyon dolar, 25 milyon dolarlık bütçeler oluştu. 5 milyon dolarlara, 3 milyon dolarlara oyuncuların bonservis paraları ödendi. Yani şimdi futbolda bile bu sene 5 milyon kimse ödemek istemiyor ki. Futbolun inanılmaz bir geliri var. Basketbolun geliri çok sınırlı. Yani herkes kendini uzatmamış şeyinde biz basketbolda çok suni bir şekilde devamlı pompalanarak işte 600 bin dolar, 500 bin dolar takımın 7. 8. oyuncusu alacak bir döneme geldi bazı takımlarda. Şimdi tabii böyle bir çıkıştan sonra bir düşüş olacağı çok doğal. Sevgili Muratoğlu, basında da bir şey oldu bu konuda. Hani? Bir ilgisizlik de son yıllarda gerçekleşti aslında. Yani bu büyük paralar konuşulurken genelde medyada basketbola olan ilgi de biraz azdı zaman zaman. Çok fazla yer ayrılmadı. Belki bu şampiyonayla birlikte artık o ilgi de tekrar yükselecek, çıkışa geçecek. Bu da basketbolu belki diriltecek bir faktör olacak. Basketbol hiçbir zaman futbol gibi olamaz. Bu gerçek. Biz Süper Spor Sine 5 olarak her zaman basketbolu destekledik ya sizlerle sen birlikte. Sen programı bitirmeye çalışıyorsun. Ben anlarım böyle şeyi. Programın içeriğinden uzaklaştık yani şampiyonada derken basketbol sonu ama çok doğru söylüyorsun. Yani çok çarpıcı bir örnektir. Bir X oyuncu 2 sene önce 1-1,5 milyon dolar bonservis parasında X'ten Y kulübe transfer olurken bir baktım bu sene 30 bin dolar karşılığında serbest kaldı. Yani Murat'ın dediği gibi o şişmiş bütçeler daha doğrusu 3-5 sene boyunca harcanması gereken bütçeleri 1-2 senede harcadılar. Şimdi basın ilgisiz diyorsun. Şimdi bu paralar biraz kapalı devrelerde harcandı. Yani 10-15 kişi arasında paylaşırken yani basın da bunlar ne güzel bu paraları paylaşıyorlar diye gelip bunu fotoğraflamaz. Ha böyle bir şey olmaz. Yani tabana yayılmadı. Tabana yayılmadığı için de basketbol küçüldü. Ha küçülürken belki Mutlu Beyaz'ın da bundan çok büyük pay aldı. Ama işte baktığımız zaman müthiş bir işsizler ordusu oluştu. Yani Türkiye'nin şimdiki sıkıntısı yani istihdamın şu anda bitmesinin tek sebebi belli bir Mutlu ağzına bu pastadan pay verildi. Diğer insanlar sürekli dışlandı. Dışlandığı için de müthiş bir işsizler ordusu oluştu. Yani başta antrenörler olmak üzere. Hayır, şimdi oyuncular takıldı peşine. İşsizler ordusu her sene iki takım kapandı. Yani müessese kulüplerinin ilgisi düşmeye başladı. 3 sene 4 sene önce 18 takımlı ligimiz vardı. Şimdi bu sene 12'ye inmiş. Doğru, 5 gün var olacak. Yani 4 gün var olacak. Tabii.
Final Four gibi. Final Four mu? 4 takım var yani. Özellikle büyük kulüplere de tabii futbolda da büyük taraftar kitlesine sahip Türk futbolunun lokomotifleri Beşiktaş, Fenerbahçe, evet. Galatasaray gibi kulüplere de burada önemli görevler düşüyor herhalde. Ama şimdi onlar çünkü da darbeler aldılar. Çünkü büyük seyirci var. Elbette. Sevgili evet. Oğlum, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ilk senesi inanılmaz bir sevgiyle, ilgiyle, maddi destekle basketbola sarıldı. Daha uçağa binmeden 3 sene bilmem ne tedavisi görmüş Abdurrahim için ona 800 bin dolar havale ettirdiler Amerika'ya. Lloyd Daniels'a Galatasaray 600 bin dolar verdi. 30 bin dolara iş bulamıyor o günden bu yana. Yani bu suni şişmeler bizim kulüp takımlarımızı da etkiliyor. Ya bir de şu var, yani adama sürekli verdiyorsun. Ve tamam güzel, derdinin sonu yok, o da veriyor. Tamam, sonra bir başarısızlık oluşuyor. Diyor ki ya peki niye başarısız oldu diyor. Ya bu verdiğimiz bu bütçeye X-Y'ye kadar ilave et, bak önümüzdeki sene ne olacak diyor. Sürekli bir başarısızlık var ve artan bütçelerden. Sonra da bakıyor diyor ki ya ben bu kadar para veriyorum, bunun karşılığını almıyorum. Medyada da almıyorum diyor. O zaman benim bunu vermemin anlamı yok diyor. İşte o musluğun attığı dönemlerde havuzun başında olduysa. Şimdi daha çıkar gibi bir organizasyonda aynen. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da yapalım. Yani daha çıkar bütçesi de zaten. 1 milyon, 1 200 falan. Geçen sene ligi sonunda. Tamam tecrübeleri yok. Avrupa kupalarında belli bir seviyeyi aşamıyorlar. 1,5 değil de 2,5 bütçesi olsa ona göre daha tecrübeli bir pivot alır, bir Amerikalı alır. Orada da başarı gelir. Yani bizim Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın bence seçmesi gereken model daha şafak. Daha çok oluyor. Son derece başarılı. 70'lerde, 80'lerde bu büyük takımların zirveyi oynadığı zaman o zamanlar spor sergi sarayında tıkın tıkın dolardı tribünler saatler öncesinde. Yer bulamazdı insanlar. İnanılmaz bir şölen havasında geçerdi. Tabii tabii. Ben çok iyi yaptım. Yani ben Fenerbahçe'nin içinde olduğum için biliyorum yani Sayın Başkan Alişan basketbolu o hamleyi yaptıktan sonra bir anda spor sergi sarayında Fenerbahçe taraftarı girmesiyle beraber müesseseler de yatırımını ona göre düzenlediler. Rahmetli Aydan abi de bizi transfer etmişti. Yani bizim idmanlara bile kaç kişi geliyordu? Tabii tabii çok. Açık hava sahası. Beraberdik orada. Yani bilinçli tercihlerle yatırımlarla aynı ilgiyi oluşturabilmek mümkün. Büyük kulüplerin bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Artık programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Aynen. Biraz daha uzatalım. Uzatalım. Keyifle gidiyor sohbet. Sizleri bulmuşken. En son olarak Avrupa Şampiyonası öncesinde, 2001 Şampiyonası öncesinde son sözlerinizi, mesajlarınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz milli takımımızla ilgili olarak? Program içinde verdiğim seyirciye mesajım var. Bu salonlar dolmalı, tıklım tıklım dolmalı. İşler iyi gitmediği zaman da bu 12 dev adam sonuna kadar desteklenmeli. Onlara hepimizin inanması lazım. İkinci mesajım da oyunculara, hepsi çok yetenekli. Oyuncular burada ben değil biz olarak düşünmeyi başarırsak çok büyük bir başarıya imza atabiliriz. Hepsi Türk tarihine geçerler. Yani şimdi 6 sayı atacağına 14 sayı atması mı bir oyuncunun önemli? Yoksa hakikaten Türkiye sadece basketbol tarihine değil, spor tarihine değil, Türkiye tarihine. Çünkü hiç böyle bir başarımız yok. 12 dev adam diye geçmek bir daha önemli. O mesajı vermek istiyorum. Bence bu turnuvanın en önemli ayağı Ankara. Evet. Kazandıktan sonra İspanya'yı yenmeniz halinde benim Murat da söyledi. Gruptan birinci olup öncelikle ilk 8'e girmeyi garanti ediyoruz. Bunun ötesinde bir de önümüze çok iyi bir kanal açık. Bundan sonra ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Çok ekstrem neticeler alınmazsa Rusya-Almanya galibi 8'de bize gelir. Onu geçtikten sonra Hırvatlarla 4'te olacağız. Yani buraya kadar bu kanal çok iyi. Ha. İkinci olursak 8'den sonra 8'de İsrail'le oynuyoruz. Ondan sonra İtalya kanalına giriyoruz. Biraz ormana dalıyoruz. Yani biraz orman orada vahşi hayvanlar tropikal falan ya. Ama şu an bence çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Evet. Her şeyle iyi bir programdı. İyi hazırlık. Evet, iyi bir programdı. Grup maçlarını göreceksiniz, bu takım farklı olacak. Ve grup birincisi olacak. O işte daha prodiktif kanalda gidebileceği yere kadar gidecek. Bunların elde etmiş o Murat'ın dediği gibi tarihe geçmekte kalmayacaklar. Basketbola ivme veren neticeyi alacaklar. İnşallah basketbol tabana yayılacak. Hepimiz mutlu olacağız. Evet. Dün
futbolda gülmüştük. Fenerbahçe ve Galatasaraylar. Siz futbolu çok seviyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum bunu. Fenerbahçe çok seviyorum. Ben öyle her maçı seyrediyorum. Futboldaki başarıdan sonra basketbolda da bu büyük organizasyonda büyük başarılar elde ederiz. Antep diye gidiyor. Galatasaray Spor'un da gol haberleri geliyordu. Hemen yönetmen arkadaşım Teoman Kozan.